Buradaki şimdi mesela kadınlar Tayyip Erdoğan onlara hak tanıtmış. Bir şey söylediği zaman hemen karakol, polis direkt merk evin önüne. Değil mi yani? Onun için biraz yani kendi hakkını arıyorlar. Erkekler de zor durumda kalıyor. Bir şey kaçtığı zaman da illahi şiddet meydana gelir. İnsanda belirli bir had var. Ha. O hadı açtı mı kendini kaybettiyse oğlun olsun kimi olsun o zaman göz göz bir şey görmüyor. Ha. Türkiye'de kadına şiddette artış olurken Elazığ %32 oranla ülke genelinde ikinci sırada yer aldı. Bugüne kadar hiç şiddet gördünüz mü bir bayan olarak? Görmedim. Bugüne kadar hiç eşinize şiddet uyguladınız mı? Hayır. Bir ara gençlikte yaptım ama bundan sonra yok. Daha hiç uygulamadınız. Gençlikte. Efendim eşinize hiç şiddet uyguladınız mı? Kime? Eşinize. Bazen. Bazen olmuş. Yalan mı söylüyor? Bazen olmuş. Neden? He? Neden? İllahi karı koca arasında anlaşmazlık olur, bir laf söylüyorsun, bir laf, işte ufak tefek olur o evde. Peki efendim, hiç pişman oldunuz mu? Tabii insan bir kötü bir şey yaptığı zaman hemen pişman olur. O daha son pişmanlık fayda vermez, değil mi yani? İnsan bir şey kızdığı zaman bir laf söyledi. O biraz o kızgınlığın geçtiyse pişman olursun. Niye ben bunu söyledim? Bir daha yani özür dilemek zorunda kalırsınız. Yani bizim işte köyden geldik çayra. Hiç şiddet uygulamadım. Çünkü şimdi ikimiz bir evde yaşıyoruz. Yani bir evde yaşadığımız için bir o bir ben. Yani ben dışarıda çalışacağım iş gücüme bakacağım. O da evde yani iş gücüne bakacak. Şimdi ben eşimle niye tartışam? Niye evimin huzurunu bozam? Yani bozum içinde de olmuyor. Eşinize hiç şiddet uyguladınız mı? Yok hayatta. Mutlaka uygulamışım. Hiç olmaz olur mu? Yalan söylemekle bir şey çıkmaz. Peki pişman oldunuz mu? Şimdi bazı yerde insan pişman olur. Bazı yerde de hak etti mi yapacaksın. Niye yapacaksın diyeceksin. Şiddet iyi bir şey değil. Onu ben de biliyorum. Ama bir daha yapmaması için yapacaksın. Şiddet yok. Şiddet uygulamam ben. Şiddet uygulamamışım bugüne kadar da. Efendim bugüne kadar hiç şiddet gördünüz mü bir bayan Hayır, olarak? Hayır görmedim. Bu acı tabloyla karşılaşan Elazığlı vatandaşlar da bakın kadına şiddete ne tepki verdi. İyi bir şey değil tabii ki mutlaka kabul edilebilir bir şey değil. Olmaması gerekiyor. İnsanlarımızı sağduyulu olmaya, kadınlara saygılı olmaya davet ediyorum. Ne söyleyeyim yapmasa iyi olur yani. Yapıyorlar haksızlık ediyorlar. O da candır, o da insandır, yazık günahtır. Yani o şiddetler nereye gidiyor yani? Nereye kadar yapacak yani? Kendi pişman olacak. Kendi sonra mesela ya ben böyle yaptım yani diyecek. Siz pişman oldunuz mu peki? Oldum tabii zaman gelir oldum. Tabii pişman oldum zaman geldik yani. Olmadı diye yalan olur. Yani sizce kadına şiddet doğru bir şey mi? Şimdi herkes o karı koca üzerinde gider. Karı koca iyi olursa, karı iyi olursa mutluluk iyi gider. Peki sıkıntı kimden kaynaklanıyor şiddette çoğunlukla? Cepten. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim eşinize... Cepte para olursa sıkıntı yok. Cepte olmasa... Sıkıntı büyük. Allah'ın emri. Şiddet hiçbir zaman iyi değil. Şimdi devlette de olsun. İdarecimizden tut şeyimizden. Şiddet hiçbir zaman iyi değil. Ama biz de kendimizi toparlayalım. Şiddette mecbur etmeyelim kimseyi. Bu iyi bir şey değildir. Abi şimdi söyleyeyim, Elazığ'ın insanları kadınlara gücü yetiyor. Gücleri yettiğine saldırıyor yani. Yoksa Elazığ iyi bir insan ama kadın da bir insandır. Şiddet, vallahi kadını vurmak günahtır. Yani kadın vurulmaz. Onun da anası, bacısı aynı hale düşebilir yani. Aynı duruma düşebilir. O yüzden kadını vurmamak lazım. Sen nasıl bacını koruyorsan, anneni koruyorsan kadını da koruyacaksın. Ben onları kınıyorum. Çok kötü bir şey. Olmaması gereken bir şey. Kadınlara şiddet güzel bir şey değil. Onlar için de çok kötü bir şey. Nereye gitsin bir kadın tek başına? Ne yapabilir? Özgürlüğümüz yok. Çalışanlar için tamam çok güzel. Gidersin, ayrılırsın, oturursun. Ama bu sefer de peşine düşer, öldürmeye kalkar. Sen benden ayrıldın diye. Bir de bu var. Bırakmayla kurtulamıyor ki kadınlar. Görüyoruz mesela telefon, televizyonlarda hiç ayrılıyor. Sonra yolunu kesiyor, öldürüyor, gidiyor. Bazı vatandaşlar da kadınlar bir güldür, onlar bize Allah'ın emanetidir dediler
ve kadına şiddete karşı durdular. Kadınların da şiddete zaten çaresizdir kadın. Yani güçsüzdür yani. Her erkek kadını dövebilir ama güçsüzlüğünden yani faydalanır. Yani döven de güçsüzlükten yani. Bir erkeğin mesela kadını döverse o da onun gibi güçsüz sayılır yani. Kadın bir çiçektir, vurmak ayıptır değil mi? Hayır, onu vurmak mesele değil. Hayır, kesinlikle. Kırmızı güldür abi. Evet. Kırmızı güldür. Allah'ın emrettiği odur. Biz de onu aldığımız için biz de onu ölene kadar sahip çıkmamız lazım.